Merhaba, ben Elif Eda Güneş, 19 yaşındayım. Ee, girişimcilik birinci sınıf öğrencisiyim. Şu an arkamda kırmızı ve mavi e, hakim olduğu bir ekran var. Karşımda bir sürü kamera. Ee, üstümde beyaz bir askılı var. Altımda ise e, siyah bir kumaş pantolon. Bugün sizlere hayat hikayemden bahsetmek istiyorum birazcık. Dediğim gibi 19 yaşındayım. 4 yıldır yazılımla uğraşıyorum. Küçük bir köyde doğdum aslında ve bu köyün bana kattığı çok şey oldu. Çünkü küçüklükten beri böyle kocaman hayalleri olan bir kızdım. Çevremde çok fazla olumsuzluklar vardı. Örneğin köyümüzdeki kadınlar okuma yazma bilmiyordu ve bu sayede ben aslında 8-9 yaşlarında ilk projemi gerçekleştirdim. Köydeki kadınlara okuma yazma öğreterek başladım. Daha sonra Dediğim gibi çok fazla hayal kuruyordum ve böyle en büyük hayalim dünyayı değiştirmekti. Bütün çocuklarda olduğu gibi. Aslında bu hayali hedefe dönüştürdüğümde başarabileceğimi kendi kendime keşfettim ve dünyayı değiştirmek için bir maceraya atıldım. Bunu nasıl yapacağım bilmiyordum. İlk olarak tiyatroyla başladım. Belki tiyatroyla insanların hayatına dokunur ve bir şeyleri değiştirebilirim diyordum. Daha sonra spor yaptım, futbolla uğraştım belki büyük bir futbol futbolcu olur ve insanların hayatına dokunabilirim diyordum. Ama hiçbir olmadı. Daha sonra tiyatro için ben Kayseri'ye gittim lisedeyken ve bana bir telefon alındı. Bu telefon alır almaz bütün bilim insanlarına mesaj attım. Ben dünyayı değiştirmek istiyorum. Fark yaratmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum diye. Birkaç bilim insanı döndü ve onlar sayesinde bir ekibe dahil oldum. Orada yazılım denen şeyle tanıştım. Ve o an fark ettim ki Şimdiye kadar bütün uğraşlar boşaymış. Benim dünyayı değiştirmek için kullanacağım araç buymuş. Bunun üzerine gitmeye başladım. Anka Space'e dahil oldum. Mars Rover challenge'lara hazırlandık. Hatta dünyada yarışmaya katılmaya hak kazanan ilk lise ekip biz olduk. Daha sonra ben farklı şeyler yapmak istedim. Kendi projelerimi geliştirmeye başladım. Teknopark'a 16 yaşımda girdim ve orada acil elektronik manevra sistemini geliştirmeye başladım. Bazı olumsuzluklardan dolayı onu durdurdum. Erciyes Üniversitesi'ne gidip hocaların kapısını çalıp ben lisedeyim ama ders alıp gerçekten gerçek anlamda yazılımı öğrenmek istiyorum dedim ve Erciyes Üniversitesi'nde derslere girmeye başladım lisedeyken. Bir şey fark ettim. Her insanın hayata gelmekte bir amacı vardır. Bir amaç uğruna hayata gelir ve bunu gerçekleştirir. Benim Amacım dediğim gibi dünyayı değiştirmek istediğim için insanların hayatına dokunmaktı. Çünkü çevremdeki insanlardan, yaşadığım e, toplumdan gördüğüm bir şey vardı. Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız önce çevrenizdeki insanların hayatlarına, dünyalarına dokunmanız gerekiyor ve ben bunu yapmak için bir proje geliştirmeye başladım. Kelebek etkisi. Kelebek etkisinin amacı e, köy okulundaki çocuklara giderek oradaki çocuklara bilim ve teknoloji sevgisini aşılamaktı. Çevremdeki okullarını gezdim. Orada gözlemler yaptım, analizler yaptım, sorunları tespit ettim. Elimden geldiğince bir şeyler öğretmeye çalıştım. Bilim ve teknolojiyle tanıştırıp dünyayı değiştirecek çocuklarla konuştum. Çünkü bence eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız önce çocuklardan başlayacaksınız. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bizler Tamam genciz hala bizde bizler de bir şeyler yapabiliriz ama en önemlisi çocuklar olduğunu düşünüyorum çünkü geleceğimizi oluşturacak ve gelecekte daha güzel gençlik olacak, daha güzel bir dünya olacak diye düşünüyorum. Bu projeye hala devam ediyorum. Sadece köy okullarıyla kalmayıp onkoloji servislerine de gittim çünkü insanı hayata bağlayan şey bence umutlarıdır ve oradaki çocukların buna ihtiyacı vardı. Hala da ihtiyaçları var. Hepimiz gidebiliriz. Sonra dediğim gibi böyle sürekli gözlem yaparak, bir şeyleri değiştirmeye çalışarak, elimden geldiğince projeler yaparak devam ettim. Ama bir sorun fark ettim. Ya bu soruna bu konuya değinmek istiyorum açıkçası. Çünkü benim hayatım dediğim gibi köyde geçti. Okuma yazma bilmeyen kadınların arasında geçti ne yazık ki. Erkek egemendi ve erkekler her zaman çok ön plandaydı. Mesela Bizim akşam dışarı çıkmamız yasaktı veya oradaki kadınlar evet okumasını isteyen aileler vardı ama en fazla hemşire olabilirsin, öğretmen olabilirsin. Hani hayatını kurtardı. Hiçbir zaman hayallerinin peşinden git veya büyük büyük işler yap değildi. Ben de bunun için uğraştım. Sonra gittiğim okullarda düşündüm. Evet, çocuklara güzel şeyler bırakmamız gerekiyor. Onlara olanaklar sağlamamız gerekiyor. Onlara bilim ve teknoloji anlatmamız gerekiyor ama her şeyden önce onlara güzel bir aile, güzel bir çevre sunmamız gerekiyor. Çünkü oradaki çocukların umutları yok artık ne yazık ki diğer çocuklar gibi. Çünkü aile içi şiddetin olduğu bir ailede veya çevresinde psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan çocuklar geliyor ve onları hayata bağlayamazsınız. Onlardan geleceğe çok güzel yapmasını bekleyemezsiniz. Bu yüzden de ben dediğim gibi şu konuya değinmek istiyorum. Evet hayatım çok kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım ama benim burada gerçekten anlatmak istediğim tek şey vardı. Aslında buraya gelirken de hep bunu düşündüm. Ben artık toplumumuzu yaşatmamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek vermemiz ve onların bizler için daha güzel gelecekler yaratması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de dediğim gibi mutlu yarınlara ve gelişmiş bir dünya istiyorsak çocuklara güzel bir aile sunmamız gerekiyor. Onları aile içi şiddetten veya psikolojik fiziksel dış dünyadaki şiddetten arındırmamız gerekiyor. Bu yüzden de ben İstanbul Sözleşmesi'nin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve İstanbul Sözleşmesi sadece bireyleri değil toplumumuzu yaşatacağını düşünüyorum. Buna değinmek istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kadar. <laughs>